şeyi bilen adam, Ergap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bir bira tarifiyle daha karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz? Dark Brown aile yapacağız. Şimdi Dark Brown aile 2012 yıllarında ya da 2016 yıllarında yanlış hatırlamıyorsam bizim en sevdiğimiz bira markalarımızdan bir tanesinin piyasaya sunmuş olduğu kahve aromalı bir bira. Belli nedenlerden dolayı piyasadan kaldırdılar. İşte kimileri tutmadı dedi, kimileri işte iyi satmadı dedi, kimileri efendim üretimde hata yaşadılar dedi. Ama net bir açıklama olmadan piyasadan kayboldu. Sevenler de oldu, sevmeyenler de oldu ama sevenleri için, biz de sevdiğimiz için bu tarifi sizlerle paylaşmak istedik. Malzemeleri birazdan göreceksiniz. Biz bunu çektikten sonra hemen mayşelemeye aldık. Şu anda mayşelemenin son aşamasındayız. Hatta ikinci dolukla suyunu da kaynatmaya koyduk. Bir yandan da kendi yaptığımız Stout IPA biramızı içiyoruz. Mükemmel bir lezzet. Bunun da videosunu linkler altında göreceksiniz. Özellikle yüksek alkollü bira sevenler bu koyu renk IPA biramızın tarifini de mutlaka denesinler. Şimdi yapacağımız biranın malzemeleri nelerdir, hangi aşamalardan geçeceğiz, onlara bir bakalım. Kahveli dark biramız için gerekli olan malzemelerimiz. 5 litre yapacağız. Gene BIAB yöntemiyle yapacağız. Ayrıca bunu yüksek litrelerde, yani 23 litre, 15 litre, 10 litre yapmak isteyenler için de ölçüleri yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Oradan yardımcı olmaya çalışacağım. Sanıldığının aksine miktarları katlayaraktan yüksek litreler elde etmiyorsunuz. Malzemelerin gramajları değişebiliyor. O yüzden de isterseniz sorabilirsiniz veya ilerleyen zamanlarda daha yüksek litrelerde de yapacağım biralar olacak. Şimdi ana malzememiz Pils malt kullanacağız. 1 kilo 100 gram. Karamel minih kullanacağız. Karamel malt. Bir diğer adıyla da karamel pils. 200 gram bundan kullanacağız. Chocolate malt'tan 100 gram kullanacağız. 250 gram kendi şekeri. Bu bira için özel şekerlerden bir tanesi. Biraz daha karamel tadı var. Ve 100 gram da Sidamo filtre kahve kullanacağız. Bu biraz daha çiçeksi tonlara sahip bir filtre kahve çeşidi. Biramız da çok uyumlu bir hal sağlıyor. Sanitasyon için Starsan kullanıyoruz. Maya olarak da önceden yapmış olduğunuz koyu renk biranız varsa ve geri dönüşüm mayanız varsa 5 litre için yine aynı mayayı kullanabilirsiniz. Ama sıfırdan yapacaksanız da ben Belçika mayası öneriyorum. Bu ölçü için 4 gram Belçika mayası yeterli olacaktır. Gravite ölçümü için gerekli olan bir mezur ve gravite derecesine ihtiyacınız var. Bir hassas terazi ve olmazsa olmazımız da bir derece. Şimdi tenceremizde suyumuzu mayşeleme sıcaklığı olan 70 dereceye getirdik. Hemen bir ölçüm yapıyoruz. Şu anda su sıcaklığımız 74.5. Önceden sanite ettiğimiz bir yap torbamızı tenceremize geçiriyoruz. Kenarlardan kaymasın diye şöyle bir mandalla tutturuyorum. İlk olarak da chocolate maltımı ekledim. Ardından karamel maltımı ekleyip bir miktar bir karıştıracağım, iyicene ıslansınlar diye. Ve pils maltımı da ekleyip güzelcene karıştıracağım. Maltınızın çok iyi şekilde karışmasına önem gösterin. Şu şekilde topaklanmalara izin vermeyin. Bunların hepsini güzelce karıştırıp açın. Böylelikle
Çok daha güzel maltın içerisindeki şekeri ve özleri dışarı almanız mümkün olacaktır. Buna mutlaka özen gösterin. Sağlıklı bir mayış eyleme için çok güzel bir şekilde karıştırmanız lazım. Evet, maltımızı güzelce karıştırdık. Şimdi yanlardan mandalları alıyoruz. Kapağını kapatıp 1 saat boyunca mayış eylemeye bırakacağız. Ve ısısını kontrol altında tutmak için de derecemi tencerenin deliğinden sallıyorum. Minimum 65 derecede mayış eylemimi 1 saat boyunca devam ettireceğim. Eğer ısısı düşerse tencerenin altını açacağız. Ve böylelikle çok düzgün bir mayış eylemimiz olacak. 1 saat sonunda da ayrı bir tencerede kaynattığımız 77 derece suyumuzla bir durulama yapacağız. Şimdilik 5 litrelik suyumuzun içerisinde maltlarımız mayış eylemme süresine başladı. Şu anda 67 derecedeyiz. Gayet güzel bir derece. 1 saat sonra durultmaya geçeceğiz. Evet, mayış eylemimizde 1. saatimizi tamamladık. Şimdi ana maltımızı dikkatlice süzeceğiz. Sonrasında tekrardan 77 derecelik suyla bir durulma yapacağız. Yani mükemmel bir malt kokumuz var şu anda mutfağımızı saran. Bu harika bir şey. Şimdi torbamızın ağzını büzüp dikkatlice fermenterimizin içerisine ilk mayışımızı alıyoruz. Kullandığımız chocolate malt özelliği biraz daha kavrulmuş bir lezzet vermesi. Aynı zamanda da çok güzel renk veriyor. Yani şu anda daha yüz içerisine kahveyi eklemeden de çok güzel kahve rengi bir mayışı elde ettik. Şimdi ikinci suyumuzun derecesini bir kontrol ediyoruz. İstediğimiz sıcaklık 77 derece olması lazım. 77 dereceye ulaştığımız zaman otomatikman mayışımızın üstüne bir durulama yapacağız. Bu durulamamızda maksimum 15 dakika kadar sürecek ve 15 dakika sonra süzmeye başlayacağız. Şu anda sıcaklığım 71.7. Bu kabul edilebilir bir sıcaklık. Fazla vakit geçirmeden tekrardan bir durulama yapıyoruz. Bunun için ilk önce bir yap torbamızın kenarlarını bir mandallıyoruz. Ve 4 litre suyumuzu maltlarımızın üzerine gönderiyoruz. Ve bu tencerede de işimiz kalmıyor. Sonrasında tekrardan bir karıştıracağız. Birkaç dakika kadar. Ve saatimize 10 dakikaya ayarlayacağız. 10 dakika bekledikten sonra da ilk kaynatmamıza başlıyoruz. Kaynatmamız toplamda 60 dakika sürecek. Bu 60 dakikanın ilk 40 dakikası sadece içerisine kendi sugar, yani Belçika şekeri ekleyeceğiz. Bira için özel olan bir şeker. Bunu ekleyeceğiz ve o şekerle beraber kaynamasını bekleyeceğiz. Son 20 dakika kala da içerisine filtre kahvemizi ekleyeceğiz. Bu birada diğer biraların aksine şerbet çotu kullanmıyoruz. Lezzetlendirmesi için sadece filtre kahve kullanacağız. Bu filtre kahve de özellikle yani sidamo kahvesi olmasını tavsiye ediyoruz. Daha bir çiçeksi bir aromaya sahip, biranın ve maltın karakterine çok daha yakıştığı için özellikle bu filtre kahveyi sizlere de öneriyorum. Evet, 10. dakikamızı tamamladık. Şimdi sıra geldi bir yap torbamızı toplamaya. Bu esnada daha hızlı kaynaması için ve vakit kaybetmeyelim diye ocağımızın altını açıyoruz. Ve bir süre diyap torbamızın içinden maltımızın süzülmesini bekleyeceğiz. Bunun için bir ızgara da koyabilirsiniz ya da bir süre böyle bekleseniz de yaklaşık bir 5-6 dakika içerisinde tamamen süzülmüş olacak. Ve mayışımızı de süzdükten sonra ilk mayışımızı kaynatmaya alıyoruz.
Evet, gayet güzel. Manşemizin enzimleri parçalanmaya başladı. Üstüne yavaş yavaş köpükleri çıktı. Şimdi bu ilk köpük size şunu işaret ediyor. Bu kremamsı bir kahverengi bir köpüğe sahip. Bu demek oluyor ki biranız olduktan sonra da kremamsı kahverengi bir köpüğü olacak demek. Şimdi yavaş yavaş dipten kaynama hareketleri olmaya başladı. Hemen saatimizi 40 dakikaya ayarlıyoruz. Ardından Belçika şekeri, kendi sugarlarımızı biramıza göndereceğiz. Ve güzelce karıştırıp erimesine biraz bir yardımcı olacağız. Evet, 40 dakika boyunca biramızı kaynatmaya devam edeceğiz. Bu sırada kapağını kapatmayabilirsiniz. Daha iyi. En azından içerisindeki fazla suyu atmış olursunuz ve graviteniz de gayet güzel bir şekilde yüksek çıkar. 40 dakikanın sonunda da biramızın lezzetini verecek olan kahvemizi ekleyeceğiz. Evet. 40 dakikalık ilk kaynamamızın sonuna geldik. Şimdi sıra son 20 dakikayı başlatmakta. Şimdi 20 dakika boyunca daha kaynatacağız. Bu esnada şu şerbet çoğutu filtrelerimize kahvemizi ekleyeceğiz. Ve 20 dakika boyunca biramızın içerisinde bunu kaynatacağız. Evet, kaynatmamızın sonuna geldik. 1 saat boyunca kaynattık. En sonunda kahvelerimizi 20 dakika boyunca içerisinde lezzet vermesi için kaynattık. Sıra geldi manşemizi soğutmaya. Öncelikle musluğumuzun giderine bir tıkıyoruz. Kazanımızı içine oturtturduk. Potumuzu içinden çıkartıyoruz. Kapağını kapatıp yanından soğuk su vereceğiz. Ve kazanımız çevreden soğuk suyun içerisinde yaklaşık 1,5 saatte soğuyacak. Arada bir de suyu boşaltacağız. Tekrardan taze soğuk su ekleyeceğiz. Bu işlemi mayalama sıcaklığımız olan 18 ile 22 derece arasında gelene kadar devam edeceğiz. Evet, şimdi bir kontrol ediyoruz. Beklediğimiz sıcaklığın içerisine düşmüş mü? Bunu anlayacağız. Şu anda 25 dereceye kadar düşmüş. Fermenterimizin içerisine alabiliriz. Fermente alırken de hunimizin içerisine ince filtremizi de takıyoruz. Böylelikle tortuları minimum hale getireceğiz. Fazla dibini havalandırmadan dikkatlice aktarıyoruz. Evet, bir de karışımımızı aktardık. Şimdi sıra geldi bir gravite ölçümü yapmaya. Formülümüze göre 1060 olması lazım gravitemizin. Şu anda gravitemiz tam olaraktan 1060. Gayet güzel bir sonuç yakalamışız. Şimdi biramızın mayasını eklemeden önce karışımımızın biraz daha oksijen bakımından zengin olmasını istiyoruz. Bunun için kapağını kapatıp çalkalayabilirsiniz de veya şöyle bir hava motoru ve hava taşı kullanılarak da bunu yapmanız mümkün. Ben bunu önceden sanite ettim. Kullanmadan önce size starsanla sanite edebilirsiniz. Bu arkadaşı fişe takıyoruz. Ve bir 3 ila 5 dakika kadar karışımla oksijen veriyorum. Böylelikle mayam için çok daha verimli bir ortam sağlayacağım. Evet, oksijenimizi de verdik. Sıra geldi mayasını eklemeye.
Şimdi benim önceden geri dönüştürdüğüm bir mayam var. Önceden yapmış olduğum bir stout biranın, yani daha doğrusu koyu renkli bir biranın mayası. Bununla alakalı videomu da izleyebilirsiniz. Normal kuru maya kullanmayacağım. Önceden kullanmış olduğum ve yıkadığımız mayayı kullanacağız. Böyle bir imkanınız yoksa gram kadar Belçika mayası. Kuru olarak da hiçbir şekilde ıslanmasına gerek kalmadan direkt içerisine 4 gram mayayı da ekleyip hava kilidini takabilirsiniz. Şimdi hava kilidini tutarsam, İçerisine de tutarsam solüsyon ve mayamı da içine gönderiyorum. Sonrasında hava kilidini sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Ve güneş görmeyen bir yerde 10-12 gün kadar mayalanmaya bırakacağım. Ayrıca mayalanma sıcaklığımız da oda sıcaklığı olacak. Yani 22 ile 25 dereceyi geçmeyecek bir sıcaklıkta kalması lazım. Maya konusunda da aynı şekilde hatırlatmak istiyorum. İçerisine maya koyduğunuzda bir sonraki biranızı dip tortusunu kullanarak da tekrardan mayalama şansınız var. Bu yüzden biranızı kurarken dipte kalan tortuyu, yani yarı canlı yarı ölü mayaları geri dönüştürmeden dökmeyin. Böylelikle mayadan da çok rahat bir şekilde kâr etmiş olursunuz. Evet. Biramız da ikinci haftaya geldik. Artık fermantasyonun sonundayız. Gaz çıkışımız da kalmadı. Şimdi sıra geldi biramızı aktarmaya. Aktarırken gene basit düzenek kullanacağız. Bir çubuğun ucuna akvaryum hortumu ilave edip dip tortuya gelmeden biramızı şişelerimize aktaracağız. Bunu kullanmadan önce sanite ediyoruz mutlaka. Hiçbir şekilde bir mikrobik olayla karşılaşmak istemiyoruz çünkü. Şişelerimizi PVP ile yıkadık. Herhangi bir şekilde bir deterjan ya da bir çamaşır suyu gibi bir şeyler kullanmadık. Şimdi en son sanite edeceğiz. Sanitasyon sıvısıyla şişelerimizin içerisine son bir sanitasyon yapacağız. Sterilizasyon solüsyon köpüğüyle içerisindeki bakteriyolojik oluşumları engelleyen bir formüle sahip. Kesinlikle sağlığınıza zararlı değil. Köpüğünde herhangi bir şekilde biranızın lezzetinde ya da sağlığınızda olumsuz bir etkisi yok. Şimdi şişelerimi bir sanitize ediyorum. Sonrasında aktarmaya başlayacağız. Evet, şişelerimizi sanitize ettik. Şimdi her ihtimale karşı içini sanitize ettim ama dışına da bir sanitasyon sıvısı sıkmak istiyorum her ihtimale karşı. Ayrıca kullanacağımız kapakları da sanitasyon sıvısının içerisine koyacağım. Bu ölçümüzde 12 adet 33'lük bira çıkıyor. Bunun için de 12 tane kapağı tekrar Starsan solüsyona bırakıyorum. Şişelerimi doldurana kadar Starsan'da kalacak. Şimdi hava kilidimizi çıkartıyoruz, artık bunun bir işimiz yok. Dip tortuya gelmeden dikkatlice, fazla havalandırmadan aktarıcımı içine gönderiyorum. Şişelerinizi doldururken aktardığınız zaman yukarıdan direktman basmayın. Biraz yan tutun ve şişenin yanından süzülerekten dolmasını sağlayın. Böylelikle oksijen akışını minimalize etmiş olursunuz. Şişelerinizi doldururken şişenizin kapak boğumundan aşağıya bir parmak hizası boşluk kalana kadar dolduracaksınız. Fazla yukarı doldurmayın. En ideal doldurma ölçünüz boğumdan
bir parmak aşağısına kadar olan kısımdır. Son gravitimizi yapmak için de mezurumuza numaramızı da aldık. Şişelemeden sonra son kez bir gravitimizi ölçüp biramızın alkol değerini tayin etmiş olacağız. Evet, şişelememizi tamamladık. Artık bununla bir işimiz kalmadı. Fermenterimizin dibindeki tortu hem ölü hem de canlı mayaları barındırıyor. Bunu isterseniz dökebilirsiniz de ama gene aynı litrede ve aynı karakterde bira yapmak istediğiniz zaman bu dip tortuyu da kullanma şansınız var. Böylelikle mayadan tasarruf etmiş oluyorsunuz. Bununla alakadar da ayrıyeten bir videomuz kanalımızda var. Son bir gravite ölçümümüzü alacağız. Bakalım sonucumuz nasıl? Beklediğimiz son gravite 1010'du. Eğer kameradan görebiliyorsanız tam sarı çizginin hizasında, sarı çizginin hizası da 1010 derecesi. Bu da biramızın çok güzel bir şekilde fermente olduğunun işareti. Şimdi sıra geldi gazlama şekerlerini koymaya. 33'lük ölçümüzde tam dolusuyla normal sofralık beyaz şeker. Şişemize gönderiyoruz. Kapağını kapatıp bir kaçak var mı diye kontrol ediyorum. Herhangi bir şekilde bir sızıntı ve akma yoksa şişelerimiz tamamdır. Şimdi diğer şişelerimi de tamamlayacağım. Etiketlerini yapacağız. Ve bir hafta 10 gün kadar gazlanması için oda sıcaklığında bırakacağız. Şişelemelerinizi yaparken bir şeye dikkat etmeniz lazım. Kesinlikle ve kesinlikle işte dibine şekeri çöktü, efendim şeker erisin, yok biz bunu çalkalayalım, arada bir gidelim gelelim çalkalayalım gibi bir şey yapmanıza hiç mi hiç gerek yok. İçerisinde zaten bunun canlı mayalar var. Otomatikman o şekeri yiyecekler ve tüketecekler. Sonrasında bunu karbondioksite dönüştürecek. Ve biranız çok güzel bir şekilde gazlanmış olacak. Her şişenin de bir gazlanma oranı var. Bunun içinde zaten şeker ölçülerimiz var. 33'lük, 50'lik ya da 75'lik şişeler için. Yani 33 şişeye kalkıp da daha fazla gazlansın diye 50'lik ölçüyle koymanızın hiçbir mantığı yok. Size bir yararı da yok. Tam tersine zararı olacaktır. Kapakların atmasına, şişenin patlamasına neden olabilirsiniz. O yüzden neyse ölçüsü onu kullanın. Bir de bazı mailler alıyorum. Bununla alakalı bir bilgilendirme yapmak istiyorum size. Şimdi şeker ölçünüzü doldurdunuz. İşiniz kolay olsun diye bütün hepsini şekerlediniz. Ve ondan sonra kapakları kapatacaksınız. Bu sırada içinde canlı maya olduğu için gördüğünüz gibi bu arkadaş hemen gaz çıkartmaya ve köpürmeye başlıyor. Bu yüzden vakit kaybetmeden ve tane tane bir şekilde yapıp bir an önce kapaklarını kapatmanız lazım. Aksi takdirde siz bunları burada şekerlerini koyduğunuz zaman sıradan hepsi köpürmeye başlayacak. Hem biranızda zayiat olacak hem de gazlanmanız olumsuz olaraktan etkilenmiş olacak. Bu yüzden her birini tek tek şekerini koyup kapaklarını kapatın. Böylelikle hiçbir sorun yaşamazsınız. Evet, gazlama şekerlerimizi koyduk. Kapaklarımızı da kapattık. Sıra geldi etiketlerimizi basmaya. Şimdi istiyorsanız kendiniz etiket yapabilirsiniz. Bunun herhangi bir şekilde bir sakıncası ya da zorunluluğu yok. Ama bizim gibi farklı farklı biralar yapıyorsanız ve craft biracılıkla uğraşan, hobi amaçlı yapan birçok insan kendi etiketini tasarlamayı da çok seviyor. Ki ben de çok seviyorum aynı şekilde. Etiketin en güzel tarafı hem daha şık duruyor. Farklı bir havası oluyor. Daha çok zevk veriyor insana. Hem de yaptığınız farklı biraların karışmasına mani oluyor. Bu biramızda mükemmel bir kahve aromalı bir bira. Biz de ona göre bir etiket hazırladık.
Dark Brown Coffee olaraktan. Bunları isterseniz özel içliğe de bastırabilirsiniz veya imkanınız varsa yapışkanlı A4 kağıtlara kendiniz de bilgisayarınızdan basabilirsiniz. Benim öyle bir imkanım olduğu için ben kendim kolaylıkla basabiliyorum. Bu etiketlerimizi de bu şekilde yaptık. Gayet de şık ve güzel oldu. Evet, etiketlerimizi de bitirdik. Sıra geldi 10 gün daha beklemeye ve gazlanacak. Ondan sonra da bu mükemmel biranın tadımını yapacağız. Ve sabırsız bekleyişimizin sonuna geldik. Alkol oranımız beklediğimizden çok çok daha iyi oldu. Damakta çok hoş bir tat bırakıyor. Ve gazlanmamız da beklediğimizden çok çok daha güzel oldu. Biramızın köpüğü ilk kaynatmamızı hatırlarsanız üstte proteinler parçalandığında size göstermiştim. Çok hoş bir kahverengi oluyor demiştim. Aynı şekilde biramızın köpüğü beklediğimiz gibi çok hoş bir kahverengi oldu. Şimdi izninizle bir tadına bakacağım. Sağlığınıza. Gerçekten mükemmel. Kahvenin o hafif tadını alıyoruz. Çok yoğun bir kahve tadı yok. İnanılmaz güzel bir bira tadımız var. Formülümüzde yapmış olduğumuz karışım daha öncesinde o bilindik markanın meşhur Dark Brown'uyla birebir aynı oldu. Bunun size garantisini verebilirim. Farklı biraları denemeyi sevenler bu tarifimizi kesinlikle denesinler ve kaçırmasınlar. Gerçekten çok memnun kalacaksınız. Şu anda yaptığım bira sıralamasında en iyi biralarımda ikinci sıraya bu birayı koymaktayım. Evet, videomu beğendiyseniz likelamayı, kanala abone olmayı ve sosyal medyada bizi duyurmayı lütfen unutmayın. Yakında yeni bira tarifleriyle ve yeni sürprizlerle tekrar karşınızda olacağım.